Evet, günümüzde bilindiği gibi televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde hep konuşulan nedir? Diyet, aşırı kilolardan kurtulma, zayıflama, fit kalma, dinç kalma, genç kalma. Evet, insanlar hep genç kalmak, dinç olmak ister. Bu da güzel bir şey. Evet, bununla ilgili yüzlerce yıldır çeşit çeşit macunlar, ilaçlar üretilmiş eskiden. Fakat bu 1920'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Hollywoodlu artistler tarafından protein diyeti diye bir diyet formülü geliştirilmiş. Et, peynir, yumurta ve deniz ürünleri ağırlıklı beslenme, proteinli beslenme, kaslı gözükme, dinç genç gözükme, artistler model olmak için. Yani başkalarına örnek insan figürü verebilmek için. Daha sonra doktor, aktrist, her istediğiniz kadar et, peynir, yumurta yiyebilirsiniz, problem yok diye yeni bir diyet geliştirmiş. Bu diyeti uygulayanlardan birçok insan ölmüştür. Neden? Çünkü et, peynir, yumurta, deniz ürünleri çok yerseniz çok yoğun bir asit oluşur vücutta. Asit atamazsanız damarlar yağlanır, daralır, sertleşir. Asitli ortamda bakteri, virüs ve mantarlar çoğalır, ölüme sebep olur. Bunu Fransız asıllı doktor Pierre Dukan proteinli beslenme artı spor şeklinde geliştirmiş, Dukan diyeti diye. Yani protein diyetini aktrist bir şekilde yorumlanmış, doktor Dukan bir şekilde yorumlamış, biraz değiştirmiş. Spor da yapmak gereken en az günde 2 saat diyerek sporla bağlamıştır. Çünkü proteinli diyet de et, peynir, yumurta, deniz ürünlerinde aşırı oranda yağ. Yağlar yakılırken aşırı miktarda ortaya karbon ve hidrojen iyonları çıkar, katyonlar. Bu iyonları oksijen iyonuyla birleşerek karbonik asit ortaya çıkar veya farklı farklı asitler. Bu asit vücudumuzdan atılması gerekir. Nasıl atılacak? 1. idrar yoluyla, 2. nefes yoluyla. İdrar yoluyla su şeklinde dışarı atılır. Nefes yoluyla karbondioksit şeklinde asit atılır. Atılması gerekir. Proteinli beslenmede bu nedenle proteinli beslenenler çok yoğun tempo spor yapması gerekir. Aksi takdirde bütün organları yağlanır, ani vücut asitlenir, ani kalp krizine, ölümlere sebep olabilir. Son günlerde malumunuz üzere Türkiye'de Canan Karatay hanımefendi yeni bir diyet geliştirmiş gibi protein diyetini 1920'lerden beri Hollywood, aktris, Dukan ve benzeri birçok diyet formu, çeşit çeşit isimlerle anılan diyeti yeni bir diyetmiş gibi televizyonlarda, gazetelerde anlatmakta ve ekmek yemeyin, salata meyve yemeyin, karbonhidrat yemeyin, karbonhidratlı besinleri azaltın demekte. Ve insanları proteinli beslenmeye teşvik etmekte. İnsanlar protein ağırlıklı beslenirse asidoz nedeniyle, kandaki asit oranının yükselmesi nedeniyle ani ölümler söz konusu olabilir. 1. Neden? Kanın pH değeri 7.40. Yani kanın asit baz dengesi var. Hafif insan kanı 7.40 hafif alkaliktir. Kişi protein ağırlıklı, yağ ağırlıklı, et, peynir, yumurta ağırlıklı beslenirse kanındaki pH değeri hafif 7'lere doğru kayarsa asidik ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. İnsan vücudu çöplüğe döner. Bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Bağışıklık sistemi çöker. Kanın pH değerinin 7.4'lerde olması gerekir. Kayma hayati risk taşır. Bu nedenle bünyemiz sürekli bir asit-baz dengesi vardır. 7.40, 7.35, 7.45 arası gider gelir. Fakat kişi yanlış besleniyorsa, protein ve yağ artık besleniyorsa ne olur? Asidoz olur. Diyelim ki et yediniz. Et nedir? Yağ. Yağ asidine dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Asit vücuttan atılması gerekir. Nasıl atılacak? Su ve karbondioksit şeklinde idrar ve nefes yoluyla. Yani vücudumuza depolanan yağ harcandıktan sonra, enerjiye dönüştükten sonra bir kısmı şekere dönüşür, harcanır. Bir artık madde olarak da asit ortaya çıkar. Karbonik asit, asetik asit, formik asit, sülfürik asit vesaire vesaire vesaire. Laktik asit. Neden kişi sabah kalktığında, çok et yediğinde, çok peynir, çok yumurta yediğinde halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur? Çünkü kaslarındaki laktik asit, vücudundaki laktik asidi atamamıştır. Bir insan bünyesinde takriben 100 milyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında bir asit ortaya çıkar. Bir de kişi aşırı hayvansal besinle besleniyorsa asit oranı, vücuttaki asit oranı 2 katına çıkar. Bu asidi vücudumuzun atması için suya ve karbondioksite dönüştürmesi gerekir. Yani oksijen alması gerekir. Aşırı oksijene ihtiyacı var. Çünkü et neden oluşur? Yağ. Yağın ham maddesi nedir? Karbon elementi, hidrojen, oksijen. Evet. Aşırı oranda et, peynir, yumurta yiyenlerde aşırı karbon iyonu, hidrojen iyonu ortaya çıkar. Bunu atmak için aşırı oksijen iyonu kullanmak gerekir. Çok yoğun bir oksijen almamız gerekir. Aşırı iyon nasıl alacaksın? Oksijen almak gerekir. Oksijen alamazsanız ne olur? Şimdi günlük faaliyet yapamazsınız. Çünkü oksijeni vücudumuzun neye harcıyor? Asidi, bu ortaya çıkan karbon ve hidrojen iyonunu karbonik aside dönüştürerek, önce karbonik aside dönüştürecek, sonra suya ve karbondioksite dönüştürerek dışarı atması gerekir. Bir de vücudun bu enerjiye, yağlar şekere dönüştürüyor, şeker oksijen tarafından yakılıyor. Artık madde olarak ortaya çıkan asit var. Ne oldu? 7 saat uyuyan kişi et, peynir, yumurta yerse, 10 saatte uyusa kendine gelemez. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur. Ben kendi üzerimde denedim. Yıllar önce peynir yediğim zaman buradan, sağ kolumdan bir ağrı, yarım saat sonra. Allah Allah, bu ağrı nedir diye araştırdım. Yediklerime dikkat ettiğimde, peynir yediğim zaman yarım saat sonra kolumda bir ağrı hissettim. Bir ağrı. Neden, niçin böyle olur diye araştırdığımda, peynir demek yağ demek. Peynir, et, yumurta. Yumurta o kadar değil. Yağ asidine dönüşüyor. Yağ asidi depolanır. Vücudumuz bunu harcar. Harcadıktan sonra ortaya asit çıkar. Fazladan ortaya çıkan asidi vücudumuz harcayamazsa, suya ve karbondioksite dönüştüremezse, oksijeni, başka organlarda kullanılan oksijeni azaltmak zorundadır. Beyinde giden oksijeni azaltmak zorunda. Göz, kulak, burun, boğaz, karaciğer, pankreas, diğer organlardaki oksijeni azaltmak zorunda. Oksijeni azaltırsa ne olur? Kişi günlük faaliyetlerini yapamaz hale gelir. O zaman küçük beyin emreder, uyku hali verir kişi. Hayır, sen henüz dinlenmedin. Çünkü vücudundaki asidi atamadın. O halde aşırı peynir yiyen kişi 10 saat, 12 saatte uyursa kendine gelemez. Bugün Avrupa, Amerika'ya bakın. Et, peynir, süt, yoğurt ağırlıklı beslenirler. Bir, obez, yani şişmanlar, aşırı kilolar. İki, şeker hastalığı çok yaygın. 3 tansiyon kolesterol var, 4 cinsel yetersizlik var, iktidarsızlık var, kısırlık var. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelere bakın. Pirinçle besleniyorlar. Sebze, pirinç, sebze, pirinç. Karbonhidrat bu kadar kötü de bu insanların hepsi, ben tanırım Çinli, Taylandlı, Vietnamlı, Filipinli. Kilolu insan yok. Kilolu insan yok. Güneydoğu Asya'da ülkelerde kilolu insan yok. Hepsi fit, dal gibi. Avrupalı, Amerikalılarsa tank gibi. Neden? Hayvansal besin. Bir de doğuya bakalım. Aslan avunu parçalıyor, yiyor. Yarım saat, bir saat. Diyelim ki bir mandayı parçaladı, yedi. 40 kilo, 50 kilo et yedi. Bunu sindirmek için ne yapacak aslan? 24 saatin 20 saatini uykuyla geçirmek zorunda. Sindirebilmek için. Oysa mandaya filmlere bakmışsınızdır. Veyahut da zebra, veyahut da efendim Afrika antilopu, öküz başlı antiloplar. Uyku yok. Durmadan hareket halinde. Ot yiyor, hareket ediyor birisi. Diğeri et yiyor, sadece yatıyor. Et yemeyin demiyor. Et yenmesi lazım. Ette çok önemli vitaminler var, enzimler var, amino asitler var, proteinler. Ama haftada 2 veya 3 biz ayarını kaçırıyoruz. Hazreti Ali diyor ki her gün et yiyen her gün alkol içen gibi olur. Yani et kolik. Eti bırakırsa psikolojisi bozulur. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü, Doktor McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü 3000 McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü 3200 bayan üzerinde araştırma yapmıştır. Yapmış olduğu araştırmalarda et, peynir aşırı oranda tüketen bayanların idrarında 1. çok yoğun kalsiyum tespit etmiştir. 2. asit tespit etmiştir. Aşırı hayvansal besinle besleyenlerin idrarında aşırı oranda asit ve kalsiyum tespit etmiştir. Bu ne demek? Peynir yediniz, kalsiyum alacaksınız, güçleneceğiz diyerekten. Ama ne oldu? Peynir demek yağ demek. Yağ asidi, yağ asidi aside dönüşür. Asit artar. Vücuttaki yoğunlaşan asidi atmak için ne yapmak gerekir? Asidi herhangi bir mineralle bünyemiz birleştirerek dışarı atmak, nötrleştirmek zorunda. Kalsiyum, magnezyum, stransiyum, baryum gibi elementlerle asidi birleştirir, nötr hale getirir. Aksi halde asit tehlikelidir. Önce nötrleştirir. Asitik baz oluşturur. Mesela asitle kalsiyumu birleştirdiği zaman o asit, asitik baz zararsızdır. Bu nedenle peynir yiyenlerin, et yiyenlerin idrarında aşırı kalsiyum olduğu ortaya çıkmıştır, belgelenmiştir. Diyelim ki bir kişi peynir yedi. Peynirden 200 miligram kalsiyum aldı. Fakat peynirdeki aşırı yağlanma nedeniyle ortaya çıkan asidi yok etmek için peynirden alınan kalsiyumun 3 katı bu asidi nötrleştirmek için harcanıyor. Yani peynir yiyenin kemikleri güçlenmez, erir. Evet, yanlış duymadınız. Peynir yiyenlerin kemikleri güçlenmez, erir. Kemikleri eritir. Kim diyor? McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü. Ben yıllar önce kolumdaki ağrının sebebini öğrendiğimde şaşırdım. Çünkü asidoza sebep oluyor. Bakteri, virüs ve mantarları azdırıyor. Arterioskleroza, damar sertliğine sebep oluyor. Neden? Çünkü birleşiminde çok hassas bir madde var. Bu damar sertliğini tetikliyor. Evet. Çok önemli bir madde daha var. O da nedir? Proteinler amino aside dönüşürken homosistin denen artık bir madde ortaya çıkar. Bu toksik bir maddedir. Homosistin. Kabaca bir tabir. Yani basit bir örnek vereyim. İnşaat yapımında kullanılan tuğla taşı yapacaksanız makineyi kurdunuz, çalıştırdınız. Tuğla taşı yapıyorsunuz. Neyden yapıyorsunuz? Efendim, çimentodan, kumdan vesaire. Tuğla taşı yaparken yani proteinden amino asit oluşuyor. Tuğla taşından tuğla taşı yapılıyor. Kumdan, çimentodan. Tuğla taşı yapılırken artık bir madde ortaya çıkar. Toz. Lüzumsuz bir şeydir. Çöpe atarsın işte. İşte proteinler de amino aside dönüşürken homosistin ortaya çıkar. Kişi çok et yerse, çok peynir yerse ortaya homosistin çıkar. Homosistin yükselir ve belli bir noktaya gelirse tehlikeli olur. Eğer bağırsaklarında kişinin yeterince faydalı bakteri varsa B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit varsa B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit homosistini tekrar amino aside, metionine dönüştürür. Yani tuğla yapımı sırasında ortaya çıkan artık çimento ve kum artıklarını tekrar tuğlaya dönüştürür. İşte eğer ki amino asidi efendim homosistein'i, toksik maddeyi amino aside dönüştüremezsiniz. Tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Çünkü homosistein LDL kolesterolünü oksitler. LDL kolesterolü oksitlenirse ne olur? Bağışıklık sistemi bunu mikrop gibi algılar. Kanımızda dolaşan makrofaj denen bakteri, virüs ve mantarları yiyen bir uzay gemisi gibi veya ahtapot gibi makrofaj var. Bu oksitlenen LDL kolesterolünü mikrop gibi algılar, saldırır, onu yer, yutar, balon gibi şişer, sonra patlar, ölür. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkar ve bu damarların iç yüzeyinde, damarların iç yüzeyini yamalı bohça gibi yapar. Kişinin tansiyonu yükseldiği zaman damarları patlayabilir, kalp krizi geçirebilir, beyin kanaması geçirebilir. Kalp krizini, beyin kanamasını, cinsel yetersizliği, karaciğer yağlanmasını, pankreas yağlanmasını mesela birçok hastalığı tetikleyen şey nedir? Homosistin oranı yükselmesi. Homosistinin yükselmesinin sebebi kişinin aşırı et yemesi, aşırı peynir tüketmesi. Peki bu Karatay diyetini anlatan Sayın Bayan Canan Karatay hanımefendi, dünyadan haberiniz yok mu? Yok mu? Profesör Doktor McDougall, Kadın Araştırmaları Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapmış 3200 bayan üzerinde. Siz de Amerika'da eğitim gördüğünüzü söylüyorsunuz. Peki hiç mi dergi, kitap okumuyorsunuz? Bu bir dergi. Naturheilpraxis. Yani bitkisel tedavi diyelim. Burada şu sayısında peynirden alınan kalsiyum asidoz nedeniyle, peynirin sebep olmuş olduğu asidoz nedeniyle peynirden alınan kalsiyum 3 katı atılır diyor. Atılır. Peynir kemikleri eritir. Bu bir araştırma. Belge, bilgi. Aşırı oranda et yenebilir. Aşırı olmamak şartıyla. Peynir Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde dünyada 4 milyar insan peynir yemez. Sayın Karatay. Karatay diyeti. Bol bol peynir yiyin diyor. Evet, bol bol peynir yiyin. Damarlarınız yağlansın. Kalp krizinden, beyin kanamasından ölün veya cinsel yetersizlikten kısırlaşın demek. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz Sayın Karatay. Yani nasıl profesör oldunuz, nasıl doktor oldunuz? Amerika'da yapılmış bu klinik araştırma. Ben yapmadım. McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü. McDougall Program for Women. Evet, buyurun. İşte dergi. Naturheilpraxis. Şimdi Peygamber Efendimiz ne yapmış? 3 öğün 4 öğün yemek yasak. Tehlikeli. 2 öğün yemiş. Sabah kahvaltı, akşam yemek. Neden 2 öğün 3 öğün değil de? Neden 2 öğün 3 öğün değil de? Sabah saat 8'de kahvaltı yaptınız. Pankreas insülin salgılar. İnsülin yemiş olduğunuz besini şekere ve yağa dönüştürerek depolar. Şeker ve yağ. Şekeri saat 8 ile 12 arasında bitirir. 12'den itibaren yağı yakmak için bünyemiz leptin salgılar. Leptin hormonu. Leptin yağ yakıcıdır. Siz saat 12'de çikolata, cips, jelibon, kek, gofret, elma, armut, börek, çörek herhangi bir şey yediniz. Leptin salgılamaz. Tekrar insülin salgılar. İnsülin ne yapar? Tekrar yağ ve şekere dönüştürür. Saat 6'da yemek yediniz. Tekrar insülin salgılar. Ne zamana kadar? 4 saat o şekeri harcayana kadar 4 saat. Saat 10'a kadar leptin salgılamaz. Saat 10'da leptin salgılamaya başlar. Ama siz yatmadan önce herhangi bir şey yediniz. Cips, jelibon, gofret, kek, elma, armut, her neyse. Tekrar insülin salgılar, leptin salgılamaz. Kaç defa engel olduk leptin salgılamasını? 4 defa. O zaman biz 4-0 mağlubuz. Galatasaray Fenerbahçe maçı oluyor. Sahaya çıktı. Hakem taraf tuttu diyelim. Takımlardan birini. Üst üste 5 defa penaltı verdi. X takımına. 5 defa penaltı, 5 defa gol. Ondan sonra dedi ki hadi oynayın. Ne oldu? 5-0. Mağlup başladı. O takım oynayabilir mi? O maçı kazanabilir mi? Kaldı ki bu bir defalık maç değil. Bizim insan bünyesi günde 3 defa insülin salgılıyorsa en az 3 defa da leptin salgılamasına müsaade etmeliyiz. Leptin salgılanmasına, leptin hormonu salgılanmasına müsaade etmezsek depolanan yağlar erimez. Ne kullanırsanız kullanın. Hangi diyeti yaparsanız yapın. Hiçbir şey fayda etmez. Tek doğru, dünyada tek bir doğru vardır. Beslenmekle ilgili, sağlıklı beslenmekle ilgili. Hastalıklarla mücadele etmek için. Hazreti Muhammed'in diyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sabah kahvaltı yapmış, akşam yemek yemiş. Bitti. Peygamber Efendimiz'den hemen sonra İran'da Müslüman olan bir hekim Medine'ye gelmiş. Muayenehane açmış. Beklemiş hasta gelsin. Bekliyor. Aylarca kimse gelmiyor. Sokağa çıkıyor, diyor ki ben muayenehane açtım. İnsanlar gelsin tedavi edeyim diye ama kimse gelmiyor. Demişler ki hasta yok ki gelsin. Anlamadım. Nasıl hasta yok? Hasta yok. Neden yok? Herkes sünnete uygun yaşıyor. 1. Günde 2 öğün yiyor. 2. Az yiyor. 3. Çok çiğniyor. Biz Türkler 1. Çok yiyoruz. 2. Çok öğün. 3'ten fazla öğün yiyoruz. 3. Çiğnemeden adeta hızlı yutuyoruz. Yıllar önce Almanya'da üniversitede okurken yaz aylarında çalışıyordum para kazanmak için. Bir fabrikada çalışırken sabah kahvaltısına ben domates, biber, sucuk, salam, sosis, yumurta, kahvaltılık hazırladım. Almanlar da 2 dilim ekmek, adam boyu 1.92 metre, iri yarı. 2 dilim ekmek, incecik. Arasında kağıt gibi peynir veya sucuk veya salam. Onlar bana baktılar, dediler ki bugün Türklerin, Müslümanların bayramı mı? Ne bayramı? Dedim yok, normal ben böyle besleniyorum. Güldüler. Tuhaf dediler. Niye dedim? Bu kadar şey sen nasıl yiyeceksin tek başına dediler. Dedim biz alışkınız böyle yiyeriz. Yani 30 yıl önce. Oysa ben Türkler arasında öyle fazla yemek yiyen de bir insan sayılmam. Düşünün. Biz Tanzimat'la birlikte milli kültürümüzü kaybettik. Önce İstanbul'da 3 öğün yemek, Peygamberimizin sünnetini unuttular. 3 öğün yemek başladı. Önce 2 öğündü Osmanlı'nın son dönemine kadar. Sonra yavaş yavaş köylere, büyük şehirlere ve köylere yayıldı. Ben bilirim, bundan 45 yıl önce köydeyken biz sabah ya çorba içerdik veya kahvaltı yapardık. Sonra da akşama kadar hiçbir şey yemezdik, tarlada çalışırdık. Yok yani, 2 öğündü. Yani çok çok acıkırsa kişi öğlenleyin bir dilim ekmek veyahut da yanında soğan, sarımsak ve her neyse salatalık vesaire. Yani en fazla 2,5 öğün. En fazla 3 öğün yok. 2,5 öğün belki. 3 öğün asla yok. Geçenlerde İran Türklerinden Oğuz Türkleri, Azerilere Oğuz Türkleri, aslında Azeri demek yanlış. Bir iş görüşmesi için buraya geldiler. Konuştuk biz onlarla. Hadi öğle yemeğine gidelim dedim. Dediler ki ne yemeği? Öğle yemeği. Dediler ki bizde 2 öğündür. Sabah süt içeriz, akşam et yeriz veya başka bir şey yeriz. Başka hiçbir şey yok. Akşam yemekten önce de belki bir tane meyve yeriz. Başka bir şey yok. Adamların yediği şeye bak. 2 öğün. İran'da, Rusya'da ekmek tüketimi yok. Çin'de, Hindistan'da, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos'ta ekmek yok. Pirinç. Avrupa'da ekmek, lokantaya gittiğinizde isterseniz getirirler. Yoksa bizdeki olduğu gibi lokantada öyle böyle kasalarla ekmek yok. Yani ekmek yemek, aşırı ekmek yemek iyi değil tabii ki. Kiloya sebep olur. Fakat aşırı et ve peynir daha tehlikelidir. Asidoz nedeniyle Münih Üniversitesi'nde yapılan araştırmada aşırı et ve peynirle beslenenlerde asidoz nedeniyle bir romatizma, artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji gibi romatizmalı hastalıklar tetiklediği belgelemiştir. 2. Üreyi ürik asidi artırdığı tespit edilmiştir. Yani gut hastalığına sebep olur, böbrek yetmezliğine sebep olur. Aşırı et yemek, aşırı peynir yemek, sürekli hayvansal besinlerle beslenmek beynin yağlanmasına sebep olur. Düşünemezsin artık. Beyin yağlandı, gitti, bitti. Kalp krizine sebep olur. Damarlar yağlanır. Yani cinsel fonksiyonlar gider. Yani istediğin kadar et ye, istediğin kadar peynir ye. Asidozdan ölürsün, gidersin. Asidoz, damar sertliği, ödem, kalp yetmezliği ve birçok hastalığa sebep olur. Yani bir doktor, profesör doktor kalkıp da istediğin kadar et ye, peynir ye diyorsa, ben ona derim ki maalesef dünyadan haberiniz yok. Yani bakın Avrupa'ya, Amerika'ya, et yiyor, peynir yiyor. Hepsi hasta. Bakın Güneydoğu Asya'ya, sebze yiyor, pirinç yiyor. Ha, Çin'in büyük şehirlerinde, modernleşen endüstri şehirlerinde de yeni obez insanlar türemeye başladı. Avrupa tipi beslendikleri için. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında geliştirmiş olduğu stratejik bir sömürü planıdır. Ama biz de onun içerisinde, bu bir komplodur, bu bir sömürü tekniğidir. Amerikalılar filmlerle Amerikalıların dünyanın en büyük gücü, süper gücü olduğunu belgelemek için filmler çeviriyorlar mı? Filmle insanların beynini yıkıyor, alıştırıyor. Amerika üstündür. Söylemiyor ama beyine yerleştiriyor. Amerika üstündür. Herkes onu örnek almalı. Bu şuuru yerleştiriyor. 2. Amerikan tarzı sigara içme, alkol kullanma bağımlılığı. Herkes Amerikan sigarası kullanıyor, içkisi kullanıyor. Yani herkes değil, yapanların çoğu. Bunu yapanlar bunu taklit ediyor. 3. Amerikan tarzı beslenme, fast food tarzı beslenme. Hamburger, cheeseburger, kola. Üçü de zehir. Vitamin, mineral, enzim içermez. Amerikan tarzı bu tavuk, Amerikan tarzı hamburger, cheeseburger, Amerikan tarzı kola. Hepsi toksik maddedir. Zararlı, insan sağlığı için tehlikeli. Fast food tarzı beslenen çocuklara bak, kafası çalışmaz. Nesillerimiz tehlike altında. Birçok ülkede fast food tarzı beslenme ve kola yasak. Türkiye'de ne zaman yasaklanacak bunlar? Nesillerimiz gidiyor. Vitamin, mineral, enzim yok. Bağışıklık sistemi çöküyor. Herkes hastalıklı hale geldi. Amerikalıların birincisi film, iki efendim yeme içme, üç Amerikan tarzı giyinme, dört hastalanan insanları Amerikalılar kendi ürettikleri ilaçlarla tedavi ediyoruz diyerek tekrar zehirliyorlar. Düşünün, kolesterol hapları için 10 tane firma kolesterol, statin hapları üretti, sattı. Son 30 yılda Amerikan firmalarının kazandığı para 300 milyar dolar sadece kolesterol hapından. Diğer ürettikleri hapları saymıyoruz. Kan sulandırıcılar, tansiyon hapları, hormon hapları, vitamin, mineral vesaire vesaire. Türkiye'de satılan ilaçların %90'ı Amerika'dan ve Avrupa'dan geliyor. Bu üretici firmaların da arkasında başka lobiler ve loncalar var. Türkiye'de hep bir ilaç üreten firmalar, ilaç ithalatçıları bitkisel gıdalar üzerine, bitkisel gıda takviyeleri üzerine yoğun bir kampanya başlattılar. Arkalarında malum güçler. Evet, Amerikalılar ne yapıyorlar? Amerikan filmi, Amerikan tarzı beslenme, fast food'la zehirliyorlar. Önce beyinleri, sonra mideyi, daha sonra giyim tarzı. Bütün alışkanlıkları insanların Amerikan'a, yavaş yavaş Amerikanlaşıyor millet farkına varmadan. Sonra da hastalıklı beyinler, hastalıklı bünyeler ve hastalanan insanları birbirine savaştırarak Irak, İran gibi silah satarak milyar dolarlar kazanıyorlar. Eskiden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz birçok ülkeyi sömürge yapıyorlardı, insanları sömürüyorlardı. Amerika daha modern, daha gelişmiş bir sömürü sistemi getirdi. Her yönden sömürme, her şekilde sömürme, işgal etmeden sömürme. Ne zaman uyanacağız? Sayın Karatay'ın da protein diyeti Amerikalı artistlerin, Hollywood artistlerinin yıllar önce uyguladığı bir diyettir. İnsan sağlığını tehdit eder. Çünkü asidoza sebep olur. Damar sertliğine sebep olur. Ödeme sebep olur. Obeziteye sebep olur. Bu da beyin kanaması, kalp krizi, cinsel yetersizlik, karaciğer yağlanması ve birçok hastalığa, alerjik hastalıklara vesaire sebep olur. McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay, Amerika'da yaşadık diyorsunuz ama Amerika'da yapılan klinik araştırmalarının haberiniz yok. Bir protein diyetini almışsınız, onu anlatıyorsunuz. İnsanların sağlığıyla oynamayalım. Televizyon geziyor. Protein diyeti, protein, ekmek yeme, zepse yeme, meyve yeme. Ne yiyecek bu millet? Köylü vatandaş ne yesin? Ne yesin? Hadi söyle bakayım. Her gün et yedi, her gün tavuk yedi, her gün peynir yedi. Çinlileri bırakalım. Çinliler et yesin, yumurta yesin, peynir yesin. Çin'de bir ay içerisinde hayvan kalmaz. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı. Hiçbir hayvan kalmaz. Çin'de 1,5 milyar insan. Hayvan bırakmazlar. Allah niye yaratmış? Pirinci, patatesi, domatesi, buğdayı, elmayı, armudu, zepseyi, tahılı. Niye yaratmış Allah? Lüzumsuz yere mi yaratmış? Lüzumsuz yere mi? Her şeyi Allah insan için yaratmış. Kullansın diye. Allah-u Teala diyor ki Kur'an'da, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Nasıl yiyip içeceğiz? Onun da örneğini Hz. Muhammed göstermiş. 2 öğün. 2 öğün yiyen kişi asla hastalanmaz. Ne yerse yesin sindirir. Hiçbir problem olmaz. Hz. Muhammed'in diyeti tek diyet, gerçek diyet, doğru diyet. Bunun haricindeki her şey protein diyetine dayanıyor. Amerikan diyeti. Amerikan diyeti, Karatay'ın da diyeti, Amerika diyeti insanları hastalandırır. Dukan diyeti de, aktivistin diyeti de, Hollywood diyeti. Bunların hepsi Hollywood diyetine dayanır. Amerikan tarzı diyet. Proteinli diyet. insanları yavaş yavaş zehirleme diyeti. Yanlıştan dönmek fazilettir. Yanlıştan dönelim lütfen. Televizyon gezerek de bir şeyler bildiğinizi ispat etmeye çalışmayın. Çünkü boş konuşuyorsunuz. Maalesef Amerikan protein diyetini bize Karatay diyeti diye anlatmayın. Bu bilinen bir şey ve yanlış bir şey. Hürmetler, saygılar.